Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutlaka Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, halkın sorunları bugün de yerel idarelerin genel yaptaşı olan muhtarlarımız aracılığıyla Hatay ili Reyhan ilçesi Uzunköy muhtarımız Mehmet Hatipoğlu ile kamuoyuna duyuracağız. Daha önce bunu gazetemizde de iki defa yayınlamıştık. Afrin kanalında vatandaşlarımız mağdur oluyor. Islah yapılmasını istemiştik. Doğru mu efendim? Evet efendim, daha önce biz sizinle röportaj yaptığımızda köyümüzün, mahallemizin yani Karasöy evet. Mahallesi'nin içinden geçmiş olan su kanalının efendim yıllardan beri bazen yıllar önce denir ki her yıl bir iki çocuk sivrisinek pisliğinden ölüyor efendim. Hastalıkla, çeşitli hastalıklara tutuyor. Hastalıklara meydana, hastalık meydana. Su var mı efendim bu kanalda şimdi? Yok şimdi efendim, sadece ve sadece bazı bağlantı yapmış oldukları yani su atıkları, pis su atıkları. Pis su atıkları mı geliyor buraya? Evet. Burada şu anda pislik saçıyor efendim. Burada sivrisinekler larva yapıp ve sinekten durulmuyor. Yani su var mı şu anda kanalda, o pis su atıklarının bulunduğu su var yok, mı? Yok. Şu anda su yok mu? Su yok. Fakat pis bir suyu var yani. İşte su bulunuyor mu diyorum kanalın içerisinde. Akar su akmıyor yok. Ama birikmiş var. Olarak. Evet. Birikmiş evet. Olarak göletçikler var sayın izleyiciler. Orada da işte sivrisinekler ne yapıyor? Larva bırakıyor. İnsanların sağlığını etkiliyor. Ama buradaki Afrin değil mi bu? Evet. Afrin evet. Kanalı sayın izleyiciler. Evet. Afrin kanalı mutlaka ne yapılmalı? Islah edilmeli. Halkın sağlığı dikkate alınmalı diyoruz. Burada İl Sağlık Müdürlüğü'nü de biz gelip burada bir inceleme yapması istiyoruz. Müracaat ettiniz mi İl Sağlık Müdürlüğü'ne efendim? Efendim İl Sağlık Müdürlüğü'ne müracaat ettim. DS Müdürlüğü'ne müracaat ettim. Ve biz geçen 2016 yılında biz sayın vekilim Hüseyin Fezişan verdi beyefendine, biz görüştük. Dedik ki sayın muhtarım, biz 2017 projesine alındı. Burası ve Umre'ye ek proje alındı diye. Evet. Ama ne yazık ki biz daha iki ay önce biz sayın vekilimle görüştüğümüzde dedi ki yok efendim daha projeye alınmadı. Alınmamış. Ve ben öyle sanırım ödeneği 2018'de. Ne derece doğru takdir edersiniz? Evet. Artık ben bir şey diyemiyorum. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Burada yani bir AK Parti'ye gönül veren insanlar yaşıyor. Doğru mu? Yüzde kaç? Yüzde 89 mu? Yüzde 90 AK Parti'ye vermiş olan bir köyün. Evet. Bu derece alakasız, sorunları çözüm bulmamış. Yani ondan dolayı evet. Üzülüyoruz. Neden? Çünkü bu insanlar AK Parti'ye gönül vermiş. AK Partili yöneticilerimiz de bu insanlara ne yapmalı? Sahip çıkmalı, sorunlarını çözmeli. Çünkü adı üstünde vekil, yani bizler asiliz. Milletvekilleri bizler seçiyor, halk seçiyor. Onlar evet. Adı üstünde vekil. Ben yani, AK Parti'nin evet. Kurucularından birisiyim. Fevzi Bey bunu da bilir. Hüseyin Çağverdi Beyefendi de bilir. Evet. Biz bu mahallede ilk AK Parti kurulduğunda ben Hilal Bozgaya Beyefendi, burada Hasan Bingöl amcaoğlu, Hüseyin Bey vardı, Hüseyin Çağverdi. Biz bu AK Parti'nin kurucularından birisi. Biz yani mümkün değil biz herhangi bir partiye çalışmak ve şey etmek mümkün değil. Ya biz hizmetin zaten, partisi de olmadı. Ben bunu her zaman gündeme getiriyorum ama yani burada da insanlar... Dile getirmen doğru. Yani mutlaka getirmezsek rahatsız oluruz yani araştırmacı gazeteci olarak. Yani evet. Burada AK Parti'ye bir sahip çıkmış bir halk var ama çözüm bekleyen de sorunları var, çözüm bulmamış. İşte az önce iletişim sorunu mutlak çözülmeli çünkü çok büyük nüfus var. Bu dere gerçekten pislik saçıyor. Bu dere mutlaka ıslah edilmeli diyoruz. Çok güzel Türkiye'de dere ıslahları yapılmış. Onu da biliyoruz. Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu'nu evet. Çok seviyoruz, sayıyoruz. Türkiye'de bin köye bin gölet projesini gerçekleştirdi. İşte Reyhanlı'ya da ne yapıyor? Reyhanlı Barajı yapılıyor. Evet. Teşekkür ediyoruz. İnşallah teşekkür en kısa sürede ederim. Tamamlanır. Amigovası sulu tarıma geçer. Çünkü İnşallah. Elektrik de çekilen şeyler çok pahalı. Onu da belirtelim. Ama şunu da gündeme getirmezsem olmaz. Daha 2015 yılında Şanlıurfa'da yapmış olduğum röportajlarda tarımda kullanılan elektrik çiftçiye %50 indirim verilmesi talep etmiştim, gündeme getirmiştim. Bu hayata geçmiş Şanlıurfa'da. Burada da var mı efendim, indirim var mı çiftçilerimize? Hayır efendim, burada gayet pahalı çiftçilik yapılıyor.
Bir gün bir koyunun yıllık çiftçinin 4 ay veya 5 ay çalıştığı zaman 30 bin TL. Zaten bu çiftçi orada 30 bin TL her koyun, hani... Evet, beli yıkılıyor, beli kırılıyor. Evet. Onun için biz Hatay'da da bu standart olmalı arkadaşlar. Ben bunu Türkiye'de gündeme getirdim. Ha o zaman Urfa'da olduğum için hep bu çiftçilerimizin sıkıntılarını gördüm. Vatandaşların işte pamuk ekmiş, sulayamıyor, elektrik parasını ödeyemiyor. Dedik bu konuya devletimiz el koymalı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımıza ve Başbakanımıza seslenmiştik. Burada da yine sesleniyorum. Bu Türkiye genelinde uygulanmalı. Ülkemizin tarım politikasının, çiftçimizin kalkınması ve ülkemizin de kalkınması da buna bağlı olduğunu belirtiyorum. Devlet de bunun denetimini yapsın. Doğru mu efendim? Doğru. %50 indirimli versin Urfa'da olduğu gibi. Hatay'da da, Türkiye'de de, tek Hatay veya Urfa, Adıyaman'daydı işte orada da insanlar diyor çok pahalı, altından kalkamıyoruz. Fırat'ın öbür tarafında %50-%55 indirim var, bizde neden yok diyor. Ben de bunu Türkiye genelinde uygulanmasını istiyorum araştırmacı gazeteci olarak. İnşallah da bunu başarırız, halk ne yapar biz de Allah razı olsun der. Biz de yetkililere teşekkür ederiz diyoruz. Burada Afrin kanalı mutlaka ıslah edilmeli diyoruz. Hatay milletvekillerimiz de bu konuda burada köyümüzü gelip ziyaret etmesini, halkın sıkıntısını yerinde gelip görmesini istiyorum. Gelip görsünler. Evet. Kendileri eğer bu güzelim bu havayı, bu güzel iklimi eğer burada bu tür pis kokuda durabiliyorlarsa buyursun görsünler, ziyaret etsinler. Niye vekil seçtik? Vekil, yani vekil demekle olmuyor sayın kardeşim. Evet. Bir gün vekil dedin, benim vekilim. Vekilim dediğin zaman benim gelip de buradaki sorunlarımı dinlemesi yani lazım. Yani vekilimiz ne yapıyoruz? Gidip noterden mesela avukatı vekil tayin ediyoruz. Doğru mu? İstersek evet. Buna ne yapıyoruz? İptal ediyoruz. Onun için adı üstünde vekil. Vekillerimiz mutlak kendisini seçen vatandaşın sorunlarını çözmeye davet ediyorum araştırmacı gazeteci olarak. Muhtarımıza da Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi aracılığıyla sesini duyurduğu için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İnşallah bu konular çözülür diyoruz. İnşallah çözülür. İnşallah.